Merhabalar Medyaskop TV izleyicileri. Bugünkü özel yayınımızda IŞİD'in Suriye'deki son durum üzerine konuşacağız. Konuğum araştırmacı gazeteci arkadaşım Doğu Erol. Doğu, IŞİD'in Türkiye'de radikalleştiği dönemdeki örgütlenmesi ve lojistik faaliyetlerini derinlemesine incelediği bir çalışma gerçekleştirdi. Ve bu çalışması da Türkiye'de radikalleşme, örgütlenme, lojistik, Türkiye'de IŞİD ağları başlığıyla Ağustos ayında iletişim yayınlarından kitaplaştırıldı. Daha önce kitabını da derinlemesine incelediğimiz programlarda gerçekleştirdik. Doğu ile bugün IŞİD'in Suriye'deki son durumunu konuşacağız. Hoş geldin Doğu. Merhaba, hoş bulduk. Biz bu aslında yayına ve bu tartışmaya şu noktadan hareketle başladık. 19 Aralık'ta ABD Başkanı Donald Trump Suriye'deki ABD askerlerinin çekilmesi üzerine bir açıklama yaptı ve bunu da Suriye'de IŞİD'in artık yenildiği ve ABD askerlerinin orada kalma gereği olmadığı üzerinden meşrulaştırdı. Buradan hareketle biz IŞİD'in Suriye'deki varlığına bakmayı anlamlı bulduk. Ben hemen şöyle başlamak istiyorum Doğu. Şu anda IŞİD Suriye'de nerede konumlanmış durumda? Suriye'deki sahadaki nitel ve nicel gücü nedir IŞİD'in? Yani aslında Trump'ın söylediği gibi tam anlamıyla yenildiğini, IŞİD'in etkisini tamamen yitirdiğini söylemek birazcık zor. Koalisyon güçleri genellikle IŞİD'le ilgili değerlendirmelerinde son dönemde özellikle IŞİD'in şu anda bulunduğu fiziksel alana, yani Hajin dedikleri ya da Hajin diye de telaffuz edebiliriz. Deir ez-Zor'un iyice güney tarafında Irak-Suriye sınırına yakın bir bölgedeki kasabaya gerilemesinden sonra IŞİD'in artık IŞİD'in en üst seviyedeyken, en güçlü olduğu dönemde kontrol ettiği toprakların %99'unun geri alındığını söylüyor koalisyon güçleri. Hı hı. Bunu Suriye Demokratik Güçleri de, yani SDF birimleri de söylüyor. %99 itibariyle askeri kampanyanın bittiğini, geriye sadece yaklaşık 2 ila 2500 savaşçının bulunduğunu tahmin ettikleri Hajin kaldığını söylüyorlar. Ama bu İslam Devleti'nden hani geriye sadece %1'lik toprak parçasının kalmış olması IŞİD'in tam anlamıyla yenilip yenilmediğini belirlemek için yeterli bir veri değil. Daha doğrusu asker sayısı, militan sayısı ya da kontrol edilen toprağın genişliği bu mücadelenin bittiğine ilişkin doğru parametreler değil. Bunlar olsa bile senin söylediğin ilk başta, yani 2000 sayısının ne kadar doğru olup olmadığını zaten herhalde tespit edemeyeceğimiz bir dönemdeyiz. Birkaç veriden istersen, CENTCOM'un verileri vardı bununla ilgili. Sonra Washington Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nden Macwell Marcuse'nin 10 Aralık'ta yaptığı bir açıklama var. IŞİD yok olmaktan hala uzak yorumunu yapmış kendisi. Bir de McCurk'ün 11 Aralık açıklaması, bu sayılarda da aslında kafaların çok da net olmadığını biraz gösteriyor anladığım kadarıyla. Ya sayıları belirlemek gerçekten zor. Nasıl ki biz bugün Türkiye'deki Selefi komüniteyi ya da Türkiye'den Irak ve Suriye'ye cihada katılanların tam sayısını belirlemekte zorlanıyorsak, bugün için İslam Devleti'nden geri kalan savaşçıların nerelerde olduğunu, Suriye'de ya da Irak'ta neler yaptığını belirlemek de bir o kadar zor. Şimdi şeyi de anlamak lazım. Siyasi liderlerin bu sayıları ya da işte yüzdeleri kullanarak söylemlerde bulunmalarını anlamak lazım. Mesela birkaç gün önce, yanılmıyorsam tam bir hafta evvelinde, Tayyip Erdoğan da Fırat'ın doğusuna bir harekat başlatacağını ifade ederken IŞİD artık masal oldu, IŞİD'den geriye hiçbir şey kalmadı gibi açıklamalar yapmıştı. Bugün Trump da çekilme kararını ifade ederken IŞİD'in bittiğini söylüyor. Şimdi belki de şöyle demek lazım, en azından İslam Devleti ile mücadelenin bir perdesi kapanmak üzere. Şimdi en azından bugün şunu biliyoruz, 2000-2500 kadar savaşçının Hacin'de kaldığını, muhtemelen bu rakamların doğru olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü epey bir süredir orada bir kampanyadalar, askeri kampanya ilerledi ve en sonunda Deir ez-Zor'un Hacin bölgesindeki alana kadar sıkıştı. O rakamın doğruluğu konusunda çok büyük tereddüt yaşamamıza gerek yok. Ama mesela CENTCOM'un Haziran 2018'de açıkladığı bir rapor var. O raporda şöyle bir rakam verilmişti. Yaklaşık 15 bin kişinin Suriye'de bulunduğu, yani İslam Devleti içerisinde savaşmış, eğitim almış, savaşlara katılmış 15 bin kişinin Suriye'de dağınık halde bulunduğu, bu rakamın 17 bin olduğu Irak için söylendi. Şimdi biraz önce aktardığınız kaynakta da
benzer sayılar telaffuz edildi. Dolayısıyla hala yaklaşık 30 bin civarında kişinin Irak ve Suriye'de dağınık halde örgütsüz biçimde, yani düzenli bir ordu formatında olmaksızın aktifleşebilecek halde ya da şu anda Irak'ta ve Suriye'de hala şeyler devam ediyor. Ufak tefek İslam Devleti adına eylemler devam ediyor. Çoğunlukla EYP'ler kullanılarak İslam Devleti'nin öncülü sayabileceğimiz Irak El-Kaidesi'ne benzer yöntemlerle kendini güncel tutmayı, diri tutmayı, bölgeleri istikrarsızlaştırmayı hedefleyen kampanyaları yürütmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla İslam Devleti tehdidinin bittiğine dair görüşler birazcık şey olur. Bölgenin tarihinden bir haber olmayı gerektirir. Ben de bu görüşleri hani siyasi söylem olarak görmemiz lazım. Zaten ABD'li komutanlar, koalisyonun ABD'li ayaklarında görev yapan bürokratlar, yetkililer mücadelenin bitmekten çok uzak olduğunu son dönemde defaatle ifade ettiler. Daha dün yine İngiltere Savunma Bakanı benzer bir açıklama yaptı ve onlar bombardımanlarına da devam ediyor zaten. IŞİD'in aslında nasıl bir yapılanma olduğu, daha doğrusu toplumsal tabanı, onunla kurduğu ilişki, senin de bahsettiğin gibi tarihsel süreçte hangi yapılanmalardan doğru aslında meydana geldiği ve bir fikir ve ideal olarak neyi, ne üzerinde durduğuna istersen programın ilerleyen dakikalarında da tekrar değinelim ve bu soru aslında IŞİD yok oldu mu olmadı mı sorusuna da bir yanında karşılık verecek. Ben şunu söylemek istiyorum. Rejiden arkadaşlarımız da belki hani IŞİD'in şu anda haritamızda gösterirlerse hangi bölgede en azından hani bilinen ve halihazırdaki güçlerin nerede olduğunu da görmüş oluruz. Suriye'deki durumu da gösteren bir harita aslında. Suriye'deki nüfuz alanları ve hangi güçlerin nerelerde bulunduğunu. Peki ABD askerleri Suriye'den hızlıca çekilirse ki 2000 sayıda askeri güç var ama bunlar aktif savaşan insanlardan ziyade bölgeyi koordine eden askeri güçler. IŞİD'in durumu nasıl olur? Suriye'deki durum öncelikle nasıl değişir? Biraz bunun üzerine konuşabiliriz ve bu durumda IŞİD nasıl etkilenir bu durumdan? ABD askerleri bölgeden çekilirlerse. Şimdi bu ekrana gelen, biraz önce haritada gördüğümüz alanlarla kıyasladığımızda İslam Devleti'nin kontrol ettiği bölge yani ne Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgeyle, ne rejimin istikrarı tekrar sağladığı bölgelerle, ne de Türkiye'nin desteklediği grupların kontrolündeki bölgeyle karşılaştırılamaz kadar küçük. Şimdi bu konuda bir sıkıntı yok. Dolayısıyla İslam Devleti'nin bölgesel egemenlik dönemini geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Zaten uzunca bir süredir değerlendirmelerimizi bunun üzerine kuruyoruz. Ama biraz önce konuştuğumuz gibi bu rakamların güvenilirliği yani tartışmalı olsa da İslam Devleti'nden geriye kalan pek çok kişinin Suriye'de ve Irak'ta olduğu, herhangi bir yargılama sürecine tabi tutulmadıklarını ya da cezaevine konmaksızın gruplarından ayrılıp daha bağımsız takımlara bölündüklerini biliyoruz. Hı hı. Şimdi rakamlara takılmayalım dolayısıyla. Şunu düşünelim. 2000 kişilik Amerikan askerlerinin SDF güçlerinden ayrılması bölgeyi nasıl etkileyecek, onu konuşalım. Şimdi SDF'e verilen destek sahada doğrudan bir ateş desteği değil. Yani senin de söylediğin gibi bu gruplar silah kuşanıp Kürt güçleriyle birlikte sahada İslam Devleti'ne karşı zaten savaşmıyor. Ama o grupların eğitiminden tutun, sahadaki güçlerle hava güçleri arasındaki koordinasyonu kurmak, nerelerin bombalanacağına karar vermek ya da işte harekatın, askeri kampanyanın ne yönde ilerlemesi gerektiğini tayin etmek gibi son derece stratejik işlevlere sahipler. Bir başka önemli işlevi de SDF'ye ve Kürt gruplara gelebilecek tehditleri Amerikalıların oradaki fiziksel varlığıyla önlemesi. Yani bunların başında da açıkçası Türkiye geliyor. Hı hı. Yani Türkiye'nin oradaki Kürt güçlerine karşı harekat düzenlemek istediği, ancak Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bölgede bulunmasından ötürü bu planlarını askıya almak zorunda kaldı ya da atacağı her adımdan evvel Amerika Birleşik Devletleri ile hani bunları müzakere etmek zorunda kaldı, bilinen bir gerçek. Eğer bu ortadan kalkarsa, Amerikan askerleri artık SDF saflarında olmazlarsa bu konuda
pek çok olası düşmanın eli rahatlayacaktır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne ve onların çıkarlarına karşı gelmek gibi bir ihtimalle karşılaşmadan hareket edebilecekler. Ama belki de daha önemlisi Amerikan askerlerinin yani 2000 kişinin bu koordinasyon görevini görmesinden ziyade bana kalırsa koalisyon bombardımanlarının zayıflaması ihtimali İslam Devleti için önemli bir hem moral hem fiziksel destek sağlayacaktır. Şunu anlatmak lazım belki. Şimdi 2015'te koalisyon saldırıları yoğunlaşmaya başladı diye hep konuşuyoruz. 2015'ten itibaren kampanya, askeri kampanya daha sert bir hal aldı. Bunun da en büyük sebebi koalisyonun hava gücünün bir anda artmasıydı. Yani çok kararlı bombardımanlar yapılmaya başlandı ve 2015'ten itibaren İslam Devleti'ni en çok gerileten hem bulunduğu bölgelerdeki askeri gücünü azaltan hem de moral olarak oradaki oraya yaşamaya giden ya da savaşmaya giden insanların ruhsal direncini kıran şey aslında bombardımanlar olmuştu. Yani çünkü savaşçıların şöyle bir idealist bir yönü vardı oraya gidenlerin. Orada kendi istedikleri hayatı yaşayabileceklerine inanarak gidiyorlardı. Ve bu yolda gerekirse hayatlarını kaybetmeye hani gözü alıp gidiyorlardı. Ancak bombardımanlara karşı savaşamıyorlardı. Yani bombardıman bir piyade askerinin karşı koyabileceği bir şey olmadığı için savaşamayacağı bir güçle karşı karşıya gelmek, böyle dini motifler üzerinden tabii ki örgütleme yapan ve içerisinde de bu motifleri sık sık kullanan, bu şekilde askerlerini motive eden bir yapı için son derece zor bir ruhsal atmosfer yaratmıştı. Dolayısıyla Türkiye'den giden mücahit ve muhacirler, yani orada yaşamaya gidenler ve savaşmaya gidenlerin en çok geri döndüğü dönem de 2015'te yaz aylarında, özellikle Haziran 2015'ten sonra koalisyon hava bombardımanlarının sıklaşmasıyla oldu. Bombardımanlar sıklaştığı anda çok büyük bir Türk grup, Türkiye'de doğmuş, büyümüş ve İslam Devleti'ne gitmiş grup hemen geri dönmeyi seçti. Çünkü oradaki yaşam şartlarının artık istedikleri gibi gelişebileceğine dair inançlarını bir anda kaybettiler. Bombardımanlar başladığında hani savaşmak, o cihada katılmak bir yana, hani sokakta bile yürüyemez hale geldiklerini görünce, ne kadar aciz kaldıklarını bombardımanlara karşı görünce o inançları ortadan kalktı. Zaten o günden itibaren de, bombardımanların arttığı dönemden itibaren çok hızlı döndüler ve Türkiye'deki komünite, Selefi komünite, İslam Devleti'yle de biraz mesafelendi. Çünkü savaştan ümidini kesmiş oldu. Senin söylediğin bu nokta şey açısından da önemli mi Doğu? Yani IŞİD'in 2014'ten sonra belki en, yani gücünün en yüksek olduğu ve kapladığı alanın da en yüksek olduğu bir dönem ve devlet yapısına benzer bir kurumsal yapı kurmaya çalıştı. Tabii, ve sen de tabii. Dediğin gibi insanların bir tırnak içine bir hayat idealiyle tabii, gidip tabii yani savaşmaktan ziyade artık hı-hı. O idealle yaşamak için gittikleri bir hı-hı. alanın aslında biraz tarmar olduğunu görüyoruz 2015'ten sonra. Doğru. Dolayısıyla da buradan bir geri çekilme, o ideale artık güvenmeme halinde IŞİD'in tabanının kan kaybetmesine sebep olmuş diyebiliriz anladığım kadarıyla. Tabii, yani şimdi herkes çok farklı sebeplerle güdülenmiş ve yani kişisel hayat hikayelerine sahip farklı farklı sebeplerle oraya giden pek çok insan vardı. Ama pek çok kişi için alternatif yaşam, yeni bir yaşama başlayabilme imkanı çok çekiciydi. Hı hı. Ama şimdi İslam Devleti bunu neredeyse ilk defa başarılı bir şekilde, güvenli bir şekilde sunabilen bir politik deneyimdi. Hani daha önce de benzer El-Kaide geleneğinden gelen, cihat hareketinden gelen örgütler bunu yapmayı başaramamışlarsa da bunu vaat etmişlerdi. Ama İslam Devleti ilk defa bir toprak üzerinde egemenlik kurunca bunun şartları oluşmuş oldu. Fakat o bombardımanlar gerçekten hayatı imkansız hale getirince orada Türkiye'deki mücahitlerin, hatta yani pek çok yabancı savaşçının ilgisi bir anda dağıldı. Niye Türkleri özellikle öne çıkarıyorum burada? Çünkü Türkiye İslam Devleti'nin çok uzun zaman sınır komşusuydu. Dolayısıyla gitmek kolay olduğu gibi dönmek de kolaydı. Hayat orada olumsuzlaşınca İlk dönem gruplardan, yani büyük kitleler halinde İslam Devleti'ni terk eden gruplardan bir tanesi Türkler oldu dolayısıyla. Şimdi yani benim birazcık bu ABD'nin çok hızlı geri çekilme programının konuşulmaya başlanmasından sonra aklıma gelen şey şu oldu. Acaba bu ilişki tekrar kurulabilir mi yakın zamanda? Evet, o işin Türkiye kısmında ona tekrar değmemiz gerekecek dediğin gibi.
Yani cihatın, cihat mantığının ve IŞİD'de tekrar güvenilir olduğu bir noktada Türkiye'deki Selefi hareket onunla nasıl bir bağ kurar? Ya da o arada bağları neden zayıfladı, nasıl zayıfladı? Ondan önce ben şunu sormak istiyorum, eğer senin hani bölmeyeceksem aklını. IŞİD ve Kürtler arasındaki ilişki, aslında sen SDG'den bahsettin. Yani 2011'den beri devam eden Suriye İç Savaşı'nda birdenbire olduğu düşünülen ama sosyolojik araştırmalar aslında geçmişini gösteren bir gerçeklik IŞİD'se, bir diğeri de aslında savaşın başından beri özel bir alanı olan, hem toprak olarak hem de savaştaki konum açısından Kürtlerdi. Evet. Ve ABD'nin bu dediğin gibi koalisyon güçleriyle birlikte sahada yürüttüğü mücadelenin de en ön saflarında yer alan grup Kürtler. Ve Türkiye ile ilişkisini de tabii ki ayrı bir yere koyamıyoruz. Türkiye'nin kendi Kürt hareketle kurduğu ilişki Suriye'yi de etkiliyor. Ez cümle şunu sormak istiyorum. ABD'nin oradan çekilmesi, olası Suriye'nin geleceğiyle ilgili bir süreçte, bu Aslanlar süreci olabilir, diğer devam eden süreçler olabilir. Dünkü yayınlarımızdan beri Kürtlerin elini zayıflatacağı konuşuluyor. Evet. Belki iki ateş arasında kalacağı, hem Türkiye tarafından hem de IŞİD ve güçlenirse diğer taraftan arada kalacağı coğrafi olarak da. Sence Kürtler bu durumdan nasıl etkilenir? Tekrar IŞİD'e karşı bir hareketlilik başladı mı Kürtlerde? Tabii şimdi bu soru ve cevabı da aslında iki aşamalı. Bir aşaması Suriye'deki saha nasıl olacak? Bir de Türkiye'deki hareket bunu nasıl kullanacak? İkisini ayrı ayrı değerlendirelim. Şimdi bugün yaşanan bir gelişme, daha doğrusu ABD'de dün yaşanan bir gelişme, Savunma Bakanı Mattis'in istifası aslında şeyi de gösteriyor. Trump yönetimiyle hem Pentagon'un hem de bu bölgedeki ulus ötesi, deniz ötesi operasyonları koordine eden CENTCOM arasındaki koordinasyonsuzluğu gösteriyor. Yani daha bundan birkaç gün evvelinde, bir hafta önce, 10 gün önce yapılan çok ciddi basın toplantılarında bütün ABD'li yetkililer ABD'nin uzun dönemli hedeflerinden bahsediyordu Suriye'de. Ve İslam Devleti'ne karşı verilmesi gereken uzun dönemli savaşın ancak kalıcı bir galibiyeti, kalıcı bir İslam Devleti'ne karşı zaferi beraberinde getireceğinin altını çiziyorlardı. Bunlardan en önemlisi belki de 11 Aralık'ta Brett McGurk'ün Washington'da düzenlediği bir basın toplantısıydı. Orada hani Suriye'deki hedefler konuşulurken ısrarla altını çizdi. Bizim hedefimiz kalıcı bir sonuç. Yani İslam Devleti'ne karşı kalıcı galibiyeti elde etmenin yollarını arıyoruz. Bunları da şu 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 şekillerde hedefliyoruz diye anlattı. O anlatımın ardından gazeteciler kendisine soru sordular McGurk'e. McGurk de dedi ki, şimdilik size bir ajanda sunamam buna dair. Ama kendisine sorulan sorularda kaç yılla ifade etmemiz gerekir gibi soruları da şey yapmadı, yalanlamadı. Yani en azından 2020'ye kadar sürecek. Muhtemelen de daha uzun bir programın aslında ipuçlarını vermişti orada. Şimdi bugün Donald Trump'ın açıklamalarından sonra ve 30 günlük bir çekilme planı yapıldığının söylenmesinden sonra bir takım panikli açıklamalar geliyor. Herkesin en çok merak ettiği konu da bombardımanlar. Yani biraz önce hani konuştuk, bombardımanların psikolojik olarak İslam Devleti'ni nasıl etkilediğini, Kürt güçlerinin İslam Devleti'nin kontrol ettiği topraklardan galibiyetleri seri bir şekilde onları o toprakların dışına sürebilmesini nasıl sağladığını zaten herkes biliyor. Hem dolayısıyla hem de realitede tabii de ki, yaşanan. Tabii ki yani hani o bombardımanlar olmasaydı belki SDF güçleri de bu kadar hızlı ilerleyip yani İslam Devleti'ni birkaç sene içinde, iki sene içinde o topraklardan geriletemeyebilirdi. Yani bu konuda pek de şüphe yok aslında. Dolayısıyla şimdi 30 günlük çekilme planı sonlanana kadar CENTCOM en azından bombardımanların devam edeceğini söyledi. Bu tartışmalar olurken bugün Hajin'den tekrar bir çıkış yaptı İslam Devleti güçleri. Çok az güçleri kalmış olmasına rağmen muhtemelen Kürt güçlerinde yaşanan bu psikolojik çöküşü de fırsata çevirmek için bir saldırı düzenlediler. Hemen bir hava bombardımanıyla karşılık gördü. Yani birazcık da en azından çekilme bitene kadar bombardımanların devam edeceği, İslam Devleti'nin pek de rahat nefes alamayacağını tahmin ediyoruz. Ama bombardımanlar ne kadar bitecek? Yani ne kadar sürecek? Yanlış ifade ettim. Ya da İngiltere ve Fransa devam edecek mi? Ya da İngiltere ve Fransa ne kadar devam edecek? Mesela Kasım ayının sonlarında
birkaç günlük hava muhalefeti sebebiyle bölgedeki kum fırtınaları ve fırtınalar diğer hava şartlarının müsait olmaması sebebiyle bombardımanlar bir süre ara vermişti Hacin'de. Ve Hacin'de o birkaç günü kullanan İslam Devleti yine saldırıya geçmişti. Dolayısıyla yani bugün bombardımanlar bitse hemen İslam Devleti bunu bir kendi lehine kullanmak için adım atacaktır. Dolayısıyla Kürt gruplar bu bombardımanların yokluğunda kendi saflarında ABD'nin varlığının onlara verdiği o uluslararası koruma olmaksızın gerçekten iki ateş arasında kalıp zorlanır mı? Bunun cevabı muhtemelen evet. Ama daha büyük soru İslam Devleti bunu nasıl, ne kadar kullanabilir? Eğer gerçekten bu bombardımanlar çok kısa zamanda biterse ve Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın vaat ettiği gibi kısa zamanda Fırat'ın doğusuna bir askeri kampanya düzenlemeye gerçekten niyetliyse, o sınıra kaydırılan birlikler harekete geçerse, büyük ihtimalle Kürtler de sınırı savunmak için güneyden çekilip, yani şu anda İslam Devleti ile çatışmaların devam ettiği Deir ez-Zor, Suriye'nin güney doğusunda, güneyden çekilip kendi güçlerini kuzeye, yani aslında Rojava'nın başkentine doğru kaydırmak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla İslam Devleti gerçekten belli bir süre, eğer zaman çizelgesi böyle işlerse, ki bu İslam Devleti'nin, İslam Devleti karşıtı koalisyonun belki de isteyeceği en kötü senaryo. Çünkü İslam Devleti'ne olan baskı bir süreliğine neredeyse ortadan kalkacak. Böyle işlerse süreç gerçekten belki de şu anda Hacin'le sınırlı kalmayacak. Birkaç yeri daha ele geçirecek. Ve hani Türkiye ile Rojava arasındaki çatışmalar şiddetlenir o bölgede. Bir süre içinden çıkılamaz bir çatışma durumu meydana gelirse kendini toparlamak için belki de daha çok süre bulması mümkün olabilir. Belki bugün tekrar bir anda o toprak üzerindeki egemenliğini tekrar kuramayacak ama takipçilerine en azından şunu hatırlatabilir. O kadar da ümitsiz bir savaşa dönüşmediğini, gelecekte her an geçmişte kurdukları o 2013 sonu ile Rakka Operasyonu'nun başladığı döneme kadar, yani 2016'nın sonu 2017, Rakka Operasyonu'nun yoğunlaştığı 2017 sonuna kadar ki o İslam Devleti'nin gerçek fiziksel varlığının en çok hissedildiği dönemin tekrar yaşanabileceğine dair bir hatırlatmış, bir hatırlatma yapmış olabilir takipçilerine. Dolayısıyla bu hem Suriye hem Irak için çok tehlikeli olacaktır. Oradaki hücreler şu anda öyle ifade ediyor CENTCOM ve diğer analistler, dağılmış, kendini saklayan gizli hücreler olduğunu ve işte yer altında faaliyetlerine devam ettiklerini söylüyor pek çok eski savaşçının. Belki o hücreler hani moral motivasyon bulamayıp kendilerini dağıtacaklardı ve misyonlarının tamamlandığına inanacaklardı. Ama böyle bir küçük kıvılcım onların en azından birkaç şans daha vermesini İslam Devleti'ne sağlayabilir. Aynı şey hani sorunuzun Türkiye kısmına gelirsek Türkiye için de geçerli. Türkiye için şöyle bir şey gerçekleşmişti. O örgütlenmenin en çok sürdüğü dönemde İslam Devleti'nin en büyük düşmanının Kürtler olması Suriye ve Irak cephesinde Türkiye için çok ciddi bir örgütleme fırsatı yaratmıştı. Onun da sebebi şu. Yani Türkiye içinde Kürtler ile İslam Devleti için örgütleme yapan gruplar sık sık karşı karşıya geldi. Hı hı. Bunun sebebi de şuydu. Her iki grup da Türkiye'de mahallelerde yan yana geldiği grupların eğer orada müdahale etmezlerse o gruplara karşılarına Suriye ve Irak'ta çıkacağını düşünüyordu. Yani Kürtler diyordu ki burada hani örgütleme yapıyorlar. Biz bu örgütlemeye izin verirsek burada örgütlenip Suriye ve Irak'a gidecek kişiler Rojava'ya karşı savaşacak. Aynı şeyi Kürtler için de İslam Devleti destekçileri düşünüyordu. Hani biz bunlara karşılık vermezsek orada gelip bizle savaşacaklar gibi. Şimdi böyle bir antagonizma özellikle örgütleme yapmak isteyen gruplar için birazcık kıymetli. Çünkü hayali bir düşmandan bahsetmiyorsunuz. Sizin işinizi bozmak isteyen, amaçlarınıza inanmayan ve karşı duran bir fiziksel düşmanınız var. Bu sizin mahallenizdeyse bu düşman çok daha kıymetli. Hani gösteriyorsunuz ve diyorsunuz ki bakın diyorlar bizim amaçlarımızı istemiyorlar. Bize karşı savaşıyorlar. Bu savaşı birlikte verelim diyorsunuz. Yani hayali bir
düşmanı hani anlatıp mitosu açtırmaktansa karşısında duran kanlı canlı bir insanı, insana karşı düşmanlık yaratmak çok daha kolay. Dolayısıyla Kürtlere karşı o tarihsel düşmanlığı gayet iyi kullandılar Türkiye'de. Kürt düşmanlığı da çok ciddi bir örgütleme, söylemi olarak kullanıla geldi İslam Devleti döneminde. Şimdi bugün hala buna benzer bir söylem devam ediyor Türkiye'deki. Yani bu bir kara senaryoyu da aslında dönüşebilir. Bu da artabilir. Yani çünkü hani şunu rahatlıkla öngörebiliriz. ABD aradan çekildiği takdirde Kürtlerle İslam Devleti arasındaki savaş şimdiki kadar tek taraflı olmayacak. Şu anda hani hava bombardımanlarının gücünü de arkasına aldığı için ve sağda işte Amerikan güçlerinin, koalisyon güçlerinin de desteğiyle Kürtler yani Hacine kadar oldukça iyi bir şekilde, beklediklerinden de kolay bir şekilde ilerlediler. Ama bu destekler ortadan kalkarsa, İslam Devleti biraz daha nefes alırsa, Kürtlerle olan düşmanlığını tekrar daha yakıcı bir şekilde hatırlayacaktır. Burada da aynı sonuçlar ortaya çıkabilir. Türkiye'de Selefi komünite ile Kürtler arasındaki o 2014-2015 döneminde sokakta hani bir takım yaralamalara, işte tacizlere, kavgalara dönüşen şey tekrar burada da ortaya çıkabilir. Bunu Türkiye iç siyasetini düşündüğümüzde şu anda hali hazırda Türkiye Devleti'nin işte Kürt hareketiyle masaya oturmadığı bir süreçteyiz. Ama olumlu ya da olumsuz senaryoda anladığım kadarıyla IŞİD'in yeniden yapılanması, güçlendirmesi Türkiye'yi çok doğrudan etkileyecek. Yalnızca Suriye üzerinden savaştaki konumu vesaire değil ya da hali hazırda Fırat'ın doğusunda yaptığı operasyon üzerinden değil de tam da Türkiye'nin sosyolojik yapısında bir yere dokunduğu ve değdiği için direkt etkileyecek, olumlu ya da olumsuz bir senaryo haline dönüşebilir gördüğümüz kadarıyla. Şimdi Türkiye'deki komüniteyi ben son dönemlerini incelediğimde şöyle bir şey görüyorum. Özellikle İslam Devleti ile olan ilişkisini reddeden son yıllarda, çünkü savaşla olan ilişkileri azaldığı için hayatta kalabilmek, devletin güvenlik baskısından kısmen korunabilmek için kendilerini İslam Devleti ile ya da El-Kaide ile ifade etmek yerine bağımsız birer cemaat hüviyeti kazanmaya çalışıyorlar. Ama şimdi savaş onlar için tekrar bir propaganda fırsatı verirse, örgütlenme kapasitelerini savaşın tekrar ilgi kazanmasıyla artacaklarını hissederlerse, tekrar büyüme, genişleme, daha fazla kişiye ulaşma gibi bir misyon da yükleyebilirler kendilerine. Yani 2013-2015 arasındaki o çokça örgütleme yaptıkları döneme benzer bir dönem yaşanabilir doğru koşullar oluşursa. Bu yayından önce çalışırken ve hazırlanırken de aslında üzerinde durduğumuz konulardan biri hem senin söylediğin yani bir dönem IŞİD'le çeşitli bağlantıları olan cemaatler, bir de IŞİD markasını kullanarak aslında bunun üzerinden hani cihatçılık yapmaya çalışan ya da cihatçılık adı altında çeşitli faaliyetlerde bulunan gruplar da açığa çıkabilir diyoruz yani Türkiye tabii, içerisinde. Tabii yani şimdi şeyi söylemek gerçekten zor. IŞİD bitti ya da bitmedi. Şimdi IŞİD artık bir fikire dönüştüğü için toprak üzerinde egemenlik kurabilen, tüm dünyadaki insanlara söyleyecek bir şeyleri olan, ya herkesin bir şekilde ya en azından belli bir hayat görüşünü paylaşan kişilerin bir şekilde uzlaşabileceği, Türkiye'de şunları da gördük. Kendini İslam Devleti veya IŞİD markalarıyla ifade eden pek çok kişi de oldu, pek çok grup. Halbuki İslam Devleti ile ya da IŞİD hücreleriyle, ağlarıyla çok da bağlantıları yoktu. Şimdi benzer bir şeyi Suriye'de ve Irak'ta da görebiliriz. Yani benzer bir takım yerel sorunları olan, kendi sorunlarını çözemeyen ama organize olmak isteyen gruplar kendilerini İslam Devleti ile birlikte ifade etmeyi tercih edebilir. Benzer bir şeyi yine söylediğim gibi Türkiye'de de karşımıza çıktığını görebiliriz. Türkiye'de böyle taklitçi gruplar çok vardı. Bazı gruplar yani İslam Devleti olarak kendilerini isimlendirmişlerdi. İslam Devleti'nin parçası olduklarını iddia ediyorlardı ama sınıra kadar gitmeyi, sınırı geçmeyi bile beceremiyorlardı ya da hani eylemler planlayıp bu eylemleri hayata geçirebilecek yeterli kapasiteleri olmayan aslında tek özellikleri İslam Devleti'ne biat etmiş olmaları ile öne çıkan pek çok grup ve kişi vardı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de Suriye ve Irak'ta böyle gruplar da çıkabilir. Yani IŞİD'in marka bilinirliğini kullanmak isteyebilecek pek çok yeni grup da türeyebilir. Ama meselenin özü
aslında bugün Suriye'yi şu anda bulunduğu halde bırakıp özellikle Kürtlerle Türkiye arasında, Kürtlerle İslam Devleti arasında yeni çatışmalara kapı aralayarak desteğini çektiği takdirde Amerika Birleşik Devletleri, bana kalırsa Irak'taki sürece benzer bir şey yaşanması oldukça muhtemel. Yani Irak'ta ne olmuştu? Irak'ta olan şuydu, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı bitirmesinin ardından orada Afganistan'dan Irak'a geçen, oradaki Selefi güçleri organize eden Zerk Avi'nin yarattığı Irak El-Kaidesi gün be gün güçlenip, hı hı, bugün artık İslam Devleti olarak bildiğimiz örgütün temellerini atmıştı. Orada daha aslında bugün İslam Devleti'nden geriye kalanlara benzer bir yapısı vardı ilk ortaya çıktığında. McGurk'ın yaptığı açıklamada herhalde buna karşı, evet, bir evet, süreç yani. McGurk aynen, bu dersi aldığının altını çizmek istiyordu aslında. Bu tarihsel hafızayı taşıdıklarını, aha, Amerika'nın. Evet, evet. Yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle CENTCOM'un operasyonları uzun yıllardır, belki de Afganistan kampanyasına çıktıkları dönemden beri bununla eleştiriliyor. Yani gittikleri yerlere istikrarsızlık taşımalarıyla eleştiriliyor. İslam Devleti karşısındaki mücadelede de en çok aslında bunu kırmayı hedefliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesinden sonra gün be gün güç kazanan Irak El-Kaidesi en sonunda o istikrarsızlaşmayı Suriye'de de gördü. Yavaşça Suriye'ye transfer etti kendini. Ve Irak'ta kazandığı deneyimlerle Suriye'de çok kısa sürede hani hem güç sahibi oldu, hemen de toprak sahibi oldu ve idealindeki hilafeti yaratabilecek imkanlara kavuştu. Şimdi benzer bir şey gerçekten burada da yaşanabilir. Yani biz İslam Devleti adını belki duymayabiliriz bunlar olduğunda. Farklı bir marka öne çıkabilir. Ama gerçekten tarihsel süreçler birbirine çok benziyor. Şunu araya girmek istiyorum. Yani IŞİD'in nasıl bir örgüt olduğuna dair biraz geç de kalırsa sosyolojik ya da tarihsel sürecini dikkate alan çeşitli değerlendirmeler yapıldı neyse ki. Çünkü bir dönem insanlığa karşı işlenen suçlar üzerine IŞİD gerçekten böyle tarihsel ve sosyolojik bağlarından çok kopartılarak canavarlar örgütü, hı hı, neredeyse bu tanımlamayla tam da yani IŞİD'in sosyolojik olarak değerlendirilmesi onunla belki kapatırız. İşte İslam Devleti ile mücadele ne anlama geliyor? Bunlar yalnızca bir grup savaşan insan, hı, mı, yoksa dünyanın birçok yerinden buraya neden insanlar gidiyorlar? Neyin peşinden gidiyorlar? Ben sana anlatırken şöyle bir şey de aklıma geldi. Aslında hem Türkiye ve Suriye özelinde de halihazırda zaten Suriye parçalanmış bir devlet. Geleceğiyle ilgili ne olacağı tam belli değil. Türkiye'de de ekonomik kriz yaşanıyor ve insanların aslında bu yaşamlarla ilgili sıkıntıları bir yerden protesto olarak kendi o mağduriyet hikayelerini çıkartacakları bir süreç. Ve IŞİD'in sosyolojik araştırmalarında benim okuduğum birkaç yerde şey vurgusu da yapılıyordu. Yıllarca Sünni mezhebinin bastırılması üzerinden de yaşanan mağduriyet bu. Bütün sınıfsal şeyle harmanlanarak aslında bir yanıyla aktı ve Selefi gruplar bu böyle bir hal aldı. Anlatırken o yüzden aslında ciddi bir tehlikeden de bahsediyoruz. Hani inanan ve kendini çeşitli mağduriyetler üzerinden tanımlayan birçok insanın eğer bunu gerekli kurumsal önlemleri alınmazsa o tarz gruplara, cemaatler bağlarıyla akacağını da aslında tahmin etmek bu kadar da zor değil. Kesinlikle öyle. Yani aslında bu birazcık farklı şeylerin rastlaştığı, denk geldiği bir dönem belki de. Yani Selefi hareketin devlet karşıtlığı, özellikle dinle ilişkisi olan bir devlete yönelttiği büyük eleştiriler, bugün tüm dünyada belki de devletlerle yurttaşlar arasındaki bağlar hiç olmadığı kadar zarar gördüğü için şu dönemde, ekonomik olarak da, toplumsal olarak da ve haklar olarak da hepsinde farklı örnekler bulabiliriz. Bu iki şey birazcık üst üste geldi. Yani Selefilerin devlete yaptığı eleştiriler karşılığını buldu. Herkesin devletle ilgili, her yurttaşın devletle ilgili pek çok sorunu var. Ve istikrarsız alanlarda bu sorunlar tabii katlanarak büyüyor. Yani savaş sonrası Irak'ını düşündüğümüzde o Irak'ta yönetilemeyen alanlar, işte şiddet, istikrarsızlık İslam Devleti'nin çok ciddi bir taban bulmasını sağladı. Benzer bir şeyi Suriye için de şimdi düşünebiliriz. Yani Suriye'de tabii ki İslam Devleti artık tanınıyor. Ne gibi sonuçlara, ne gibi insanlara karşı işledikleri suçlar biliniyor. Ama yine de bir sonraki neslin Suriye'deki istikrarsızlık ya da yoksulluk ya da işte otoriter rejimin etkilerinden İslam Devleti'ne gitmeyeceğini, yani Selefi hareketlere
katılmayacağını garanti edemeyiz. Dolayısıyla İslam devletiyle mücadele dendiğinde sadece fiziksel bir hilafetle, bir fiziksel bir devletle ya da proto devletle mücadeleyi anlamamamız lazım. Bu yani koalisyonun da aslında hedefi İslam devletini öncelikle askeri kampanyada ortadan kaldırdıktan sonra İslam devletinin yarattığı sonuçların da bir daha tekrarlanmayacak şekilde iyileştirilmesiydi. Yani bunların arasında neler var? İşte savaşçıların yargı önüne çıkarılması ve bu İslam devletinin işlediği suçlardan mağdur olanların adalete erişimini sağlamak, ılımlılaştırma programlarını hem Suriye'de hem Irak'ta kurmak, yani bu dönemde ortaya çıkan Sünni-Şii düşmanlığının ileriki nesillere tesir etmesini engelleyici önlemler almak, altyapıları güçlendirmek, yani bir devletle vatandaşın karşı karşıya gelebileceği her alanda adımlar atmak vardı. Dolayısıyla hem Irak'ta Al-Abadi'nin geçtiğimiz yılbaşında IŞİD'in tamamen yenildiğini, parçalandığını, ortadan kaldırıldığını iddia etmişti. Yanıldığı çok açık. Çünkü Irak'ta şu anda belki de 2006-2007 döneminde Irak El-Kaide'sinin olmadığı kadar bugün IŞİD güçlü. Hem düzenlediği saldırılarla hem de verdiği zararlarla. 2016-2017 yılında Irak'ta yaptıkları aslında eylemlere dönük de görsellerimiz vardı. Onları evet, gösterirsek evet, arkadaşlara tam da senin bahsettiğin yerde halihazırda devam eden süreçler yani, de var. Mesela Al-Abadi yanıldı. 10 yıl öncekinden daha güçlü bir şekilde bugün Irak'ta bir direniş örgütü gibi çalışmaya devam ediyor İslam Devleti'nden arta kalanlar. Ama aynı yanılgıya Trump da düşmek üzere. Tabii Trump şey gibi düşünüyor olabilir. Yani bu yanılgının sonuçlarını Amerika Birleşik Devletleri çok yaşamaz diye düşünüyor olabilir. Ama benzer bir kampanya, benzer bir uluslararası koalisyonun kurulacağını da en azından 10 yıl sonra bu hata yüzünden öngörebiliriz. Yani bir daha aynı şeyleri yaşamak zorunda kalabilir bu coğrafyada, tüm dünyada. Zaten hali hazırda çözülmemiş derin düşmanlıklar duruyor. Özellikle de belki Suriye'de Sünnilik, Şiilik üzerinden devam eden derin düşmanlıklar var. Aynı zamanda bir de Türkiye'de bakınca anti-Kürtlük üzerinden aslında. O Suriye'de de devam eden bir süreç. Toplumsal hafızada herhalde Şengal olaylarından tutun bir sürü yaşanan insanlar karşı işlenen dediğimiz gibi IŞİD üzerinden suçlar ve bunlar hani IŞİD militanlarının ortadan kalkması gibi bir şey zaten mümkün değil. Bu böyle bile olsa toplumsal hafızada yer edecek meseleler. Ve hep konuşulan şey yıllardır belki Orta Doğu'nun istikrarını sağlanabilmesi için bunlarla yüzleşilip bir mekanizma kurulması gerek. ABD bunda ne kadar samimiyet üzerinden bakarsak ne kadar samimi bir tavırla davranır bunu herhalde göreceğiz. Ama oradaki halkların ve grupların herhalde taşın elini altına koyması ve sürece dahil olması gerekir diye düşünüyorum. IŞİD'i derinlemesine değerlendirdik sanki. Suriye'deki son durumu nedir? Suriye'deki güçler, ilişkileri özellikle Kürtler mevzusundan. Sen ne dersin? Doğu eklemek istediğin şeyler var mı? Belki bugün hani şeyin altını tekrar çizebiliriz. Hacin'den dışarı çıkan, saldırı yapan İslam Devleti güçlerinin bugünkü manevrası belki bir hatırlatma olur. Kaybedilebilecek şeylerle ilgili. En azından Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin daha uzun vadeye yayılan bir planla çekilmesi büyük ihtimalle Türkiye ile Kürtler arasında çıkabilecek yeni çatışmaların da önünü kesecek ya da erteleyecektir diye tahmin ediyorum. Muhtemelen Kürtler de bu konuda bir plan yapılması, daha yaygın bir çekilme planı ortaya çıkarılıp en azından altyapı problemlerini çözdüğü savaştan bir ölçü de olsun yaraları sarabildiği bir dönemi isteyecektir diye tahmin ediyorum. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın daha popüler kaygılarla hareket ettiğini tabii görüyoruz. Ne kadar CENTCOM'la, Pentagon'la bu konuda anlaşabilecek ya da yeni gelen ABD Savunma Bakanı bu konudaki Trump'ın görüşlerini ne kadar destekleyecek? Muhtemelen Trump da kendi görüşlerini destekleyecek, bu çekilme planını onaylayacak bir savunma bakanıyla çalışmak isteyecektir. Dolayısıyla bu çekilmenin bir blöf olmadığını herhalde savunma bakanının da istifasıyla söyleyebiliriz.
Ama artık şu aşamada çekilme planının ne kadarlık bir, nasıl bir takvimde gerçekleştirileceği çok ciddi müzakere edilmeli. Biraz da koalisyon ortakları, yani İslam Devleti'ne karşı uluslararası koalisyonda ABD'nin ortaklığını yapan ülkelerin bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı uyarı ve eleştirilerde rol oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla aslında başladığımız yerden bitirebiliriz. IŞİD'in yok olması ne demek, yenilmesi ne demek ve bu ne anlama geliyor? Bunun üzerine tekrar kesinlikle düşünülmesi gereken bir dönemdeyiz. Ve yani en azından bu dönemin tehlikesini fark eden güçler var ve böyle bir tartışma süreci başladı. Ben böyle kapatmak istiyorum. Doğu, sen de ekleyeceklerin tamamlandıysa. Tamam, benim sözlerim bu kadar olsun. Tamam. Bugün araştırmacı gazeteci Doğu Eroğlu ile Suriye'de IŞİD'in son durumunu değerlendirdik. Donald Trump'ın Suriye'den ABD askerlerini çekmesinin hem Suriye'nin geleceği hem de IŞİD ve IŞİD'in diğer güçlerle kurduğu ilişki üzerinden ne anlama geldiği üzerinde de durduk. Bir başka özel yayında görüşmek üzere, iyi akşamlar.